Dün Reyhanlı sınırında bulunan Atmı kasabasına yapılan ve onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıları koalisyon güçleri üstlendi. Bu arada ABD'nin başında olduğu koalisyon güçleri daha önceden insansız hava araçlarıyla vurduğu IŞİD'e karşı ilk defa normal savaş uçaklarıyla operasyon başlattı. Savaş uçakları İncirlik'ten kalktı ve IŞİD hedeflerini bombaladı. ABD'nin terör listesinde bulunan PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ise Suriye'deki savaşta ABD'nin müttefiki olarak silah ve lojistik yardımı alıyor. Pentagon sözcülerinden Eliza Smith, ABD ordusunun bugün itibariyle Türkiye'deki İncirlik hava üssünden insanlı uçuşlara başladığını ve IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Smith, bu operasyonlar doğal kararlılık operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün bir parçası olacak ve günlük hava saldırıları bilgilendirmelerinde yer alacaktır. Türkiye ile Amerika arasında varılan İncirlik'in Suriye sahasında IŞİD'e karşı Amerikan uçaklarına açılmasının içeriği ayrıntılı biçimde kamuoyuna açıklanmış değil. Anlaşma sadece ana hatlarıyla biliniyor. Buna göre Türkiye sınırındaki Aziz ile Cerablus arasındaki bölge belli bir derinlikte bir tür fiili güvenli bölge haline dönüştürülecek. Güvenli bölge havadan koruma yoluyla oluşturulacak. Bu alan öncelikle IŞİD'den temizlenecek. Güvenlik sağlandığında da buraya Türkiye'ye kaçmış olan Suriyeli sığınmacılar dönmeye başlayacak. Amerikan yönetimi terör listesinde tuttuğu PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye IŞİD ile mücadele ettiği gerekçesiyle silah ve lojistik destek veriyor.